sözüne sadık olan İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu gerçekler ona bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsanın çalışmasından başka bir şey yoktur. Kuşkusuz çalışması da yakında görülecek ve sonra da karşılığı kendisine tam olarak verilecektir. En son barış kuşkusuz Rabbine olacaktır. Güldüren de ağlatan da odur. Öldüren de dirilten de odur. İki çifti erkeğiyle dişiyi atılan meni damlasından yaradan odur. Kuşkusuz yeniden diriltmek de ona aittir. Kendine yeterli kılan da, yoksul eden de odur. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi de odur. Hiç kuşkusuz önceki Ad kavmini o helak etti. Semud'u da o helak etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Bundan önce Nuh kavmini de helak etmişti. Hiç kuşkusuz bütün bunlar çok zalim ve pek azgındılar. Alt üst olan kentleri de o böyle yapmış ve başlarına getireceğini getirmişti. Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden kuşku duyarsın? Bu da önceki uyarılar gibi bir uyarıdır. Yakın olan kıyamet saati iyice yaklaştı. Ancak onun vaktini Allah'tan başka ortaya koyacak kimse yoktur. Şimdi siz bu söze şaşıyorsunuz. Ağlayacağınız yerde gülüyorsunuz. Eğlenip duruyorsunuz. Haydi Allah'a secde edin ve kulluk edin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir ayet görecek olsalar, bu süre gelen bir büyüdür diyerek yüz çevirirler. Onlar tutkularına uydukları için onu yalanlamaktadırlar. Ancak her iş sonunda varması gereken yere varacaktır. Hiç kuşkusuz onlara kötülükten vazgeçirecek, hikmet dolu nice önemli haberler gelmiştir. Ancak bu uyarılar hiçbir yarar sağlamamaktadır. Öyleyse çağıranın hoşlanılmayan bir şeye çağıracağı gün sen de onlardan yüz çevir. Onlar gözleri düşkün vaziyette çevreye yayılmış çekirge sürüleri gibi kabirlerinden çıkacaklardır. O çağırıcıya doğru koşarlarken inkar edenler bu zorlu bir gündür diyerek haykıracaklardır. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar bu cinlenmiştir diyerek kulumuzu yalanlamışlardı. Böylece o davetten vazgeçmeye zorlanmıştı. Bunun üzerine o da ben yenik düşmüş bulunuyorum. O halde bana yardım et diye Rabbine yakarmıştı. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açmış ve yeryüzünde kaynaklar fışkırtmıştık. Böylece sular takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuh'u da çivilerle perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşımıştık. Gemi inkar edilmiş olan kulumuza bir ödül olmak üzere.